Hepinize merhaba. Ben Boran. Bugün sizlerle birbirine konu olarak aynı 3 tane deney yapacağız. İlk deneyimiz sıvının batması ve çıkması ile ilgili bir deney. Sadece sıvı da değil. Sıvımız da var. İsterseniz deneye başlayalım. Gerekli olan malzemelerimizi söylüyorum. Deterjan. Fakat renklerin aynı olmamasını dikkat edin. Büyük ihtimalle anlayamazsın. Kaç kere bunu baştan çekiyordum. Su. Zeytinyağı. Ama ben artışık yağ var bilmiyorum. Ve tuz. Şimdi başlayalım. Hangisiyle karıştırmaya başlayalım? Deterjan. Şimdi ilk önce şunu ben bir çevireyim. Evet. Şimdi bunları ilk önce karıştıracağım, tamam mı? Tamam mı? Ama suyumuz var. Tamam, boşver. Şimdi bir tane deterjanımız, bir tane suyumuz var. İki kutunun da birbirine temas edecek olarak, bakın böyle değil, yukarıdan böyle değil. Böyle bir temas ederek birbirine soğuk boşaltma yapması lazım. Tabii ki benim yapmasını boşaltacağım. Da. Pau, 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 pau. Karış, karış, karış. Karış, 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 karış. Kaşıkla karıştırmayı tercih ederim doğrusu. Deterjan biraz katımsı, nasıl desem bilmiyorum ama. Evet, katımsı diyeceğim. Sıvı hale geçmesi biraz zorlanan olduğu için miydi? Karıştırmam lazım. Evet, artık suyumuz köpürcüklü bir şey. Ne yapacak? Tuzumuzu koyuyoruz. Tuz. Senin de durman lazım, onu değil. Gördüğünüz gibi tuzumuz içine karıştı ve bazıları battı karışamayanla. Ayçiçek yağı. Aynı videoyu YouTube kanalına da yükleyeceğim. Tabii ki siz YouTube'da izlediğiniz için ne diyorsunuz diyeceksiniz ama bundan ben not da alacağım. Bu videoyu öğretmenim bunu seçeceğim. Evet. Hadi. Hadi. Pislik. Pislik. Neden geçmiyor? Harika. Evet. Harika.
Bununla birleşti, deterjanımla birleşti. Yağ mantıken üstte kaldı. Mantıken üstte kaldı. Yağ çünkü üstte kalır. Kütle ve hacime göre, yoğunluğa göre. Gördüğünüz gibi rengi de yeşil oldu. Garip kokuyor. Evet, ilk deneyimiz buydu. Mutlu musunuz? Mutlusunuz. Değil mi? Evet, geri döndüm. İkinci deneyimize başlıyoruz. Bu deneyimizde yumurtanın bayat mı değil mi olduğunu kontrol edeceğiz. Bunun için bize gerekli malzemeler yumurta, su ve tuz. Şimdi deneyimize nasıl başlayacağız? Tuzumuzu suyun içine dökeceğiz. Çok döktüm değil mi? Siz öyle düşünüyorsunuz. Aslında ben çok az döktüm dermişim. Ben ne kadar döktüm önemli değil sanırsam. Karış. Yumurta. Bir yumurta. Battın mı? Evet. Güzel. Eğer yumurtam benim yüzeye çıksaydı bayat olurdu. Dibe indiği için yumurtamın normal olduğunu anlamak nasıl bir şey? Bayat olmadığını anladım. Üçüncü deneyimle geliyorum. Ama reklamlardan sonra. Siz arabesk seviyorsunuz fakat arkadaşlarınız pop seviyor ve sizi dışlıyor mu? Peki sizin hiçbir arkadaşınız yok fakat ne istiyorsunuz? O zaman bu tam da size göre. Arabesk ayı 3000. Size arabesk hep söyleyebilir. Veya arabesk takı. Ben seni sevdim, sen niye gittin? Au. Gördüğünüz gibi çok güzel de şarkı söylüyor. Hatta şapkası gözüne bile girebilir yani. Görüyorsunuz. Şimdi tüm A101'lerde. Sadece 15.99. Yani 16 lira ama çok havalı oluyor. Biz de 15.99 demek istedik. Evet, üçüncü deneyimize devam ediyoruz. Üçüncü deneyimiz yoğunluk durumu olacak. Elimde 10 gramlık bir çivi var. Şimdi bunun hacmini bulacağım. 100 mililitrelik bir şişem var. İçine bunu atıyorum. Ben en iyisi bunu bir hesaplayıp geleyim. Evet, şişeme tam çivi girmediği için 100 mililitrelik suyumu ben buna boşalttım. Tamam, bunu sen 100 mililitre ediyorsan mantıken ben tam detaylı olarak gösteremeyeceğim çünkü benimki çok genişsiz. Orta genişlikte bir şeye demir parçası atmaya çalışsın. Benimki 10 gramlık yani demir parçası başka bir şey de olur tabii de. Benimki tam olarak sığmadığı için ben o zaman da bunu gösteremeyeceğim için bunun içine koydum bunu. Atıyorum. Evet. Çalışıyor. Aha. Evet. Tamam, küçük bir aksaklık oldu, özür dilerim. Çiviciğimizin hacmi 7 çıktı. Pardon. Şimdi ben bunu nasıl açıklayacağım? 10 gram. O zaman 100 olur. 7, 14, 20, 23, 26. Doğru.
şimdi hesaplamayı söyleyeceğim. 3, 7, 14, 25, 28. 10. Ben hemen bunu bulup geleyim. Şimdi, az önce yaptığım hata neydi? Az önce yaptığım hatayı şöyle açıklayabilirim. Ben çivim suya tam olarak gelmediği için, yani nasıl anlatsam bilemiyorum. Benim yaptığım şey olmadı. Şu anda yaklaşık 60, evet 60 civarı bir şey. Aynen 60. 60, 70, 80. Boş verin işte. 80 hacimli bir suya 48 gramlık bir demiri atıyorum. Bakın şimdi iyi izleyin. Pow. Yaklaşık 7 artıyor. 48'i eğer 7'ye bölersek 6 virgül. Bunu hesaplamalım. Hesaplayabilir miyim? 7, 10, 20, 28. ...7,90 civarı bir şey oluyor. Siz benim yaptığım şeyi lütfen yapmayın. Gerçekten bunun için uğraştım. Yeni bir tane şey almak için falan. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyeyim. Umarım bir daha böyle hataları düşünmem. Görüşmek üzere. Lanet olsun, bayat olduğu için kırılmıyor.